Arkadaşlar herkese merhabalar ben de Okan Bu videomuzda sizlere Şaya Blood'da farm yapılır videomuzun ikinci serisiyle karşınızdayım arkadaşlar Biliyorsunuz Şaya'da sunucularda arkadaşlar farmı iki klasla yapıyorsunuz Ya okçuyla ya da paganla mage ile deniyorsunuz arkadaşlar avcı ile deniyorsunuz Şimdi biz pagan ve mage tarafını deneyeceğiz göreceğiz ee, nasıl farm yapılacak bu karakterle bizim oyuncularımız diyor ki korkunç setle yani bu paganı korkunç setle zor haritayı kesebiliyoruz diyorlar bakalım oyuncularımız gerçekten doğru mu söylüyor yoksa oyuncu kazanmak amaçlı mı söylüyor bakalım yani bu sadece bir şeyden mi ibaret bu yalan mı bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere bunu bile bile doğru bir şekilde bir GM olarak doğruyu yanlışı size göstereceğim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi ışık tarafındaki Mage'im ben. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar, farm geçenki avcı videomda da okçu videomda da söylemiştim. Dedim ki arkadaşlar, farm yaparken kesinlikle ve kesinlikle bire bir set yapın. 2 2 iki yapmanıza gerek yok. Zaten karşı taraftan bir de dalmaya geldi zaman kesiyorsa keser. Yani baştan git setlisiniz. Yapacak bir şey yok ya. Yani adam Oraya PvP için geliyorsa onun 2x2 ya da 4x4 seti vardır her türlü sizi keser. Yani yine deneyin tabi dalın illa öleceğiniz bir şey diyeceğiniz bir şey yok da. Ya kaçın yani ya beklemeyin siz sadece farm yapın arkadaşlar. Ya, yeni oyuncular için söylüyorum hani PvP'de sadece toplu VCM'ye katılabilirsiniz ama farm alanlarında bir taraftan biri size dalıyorsa arkadaşlar o sizi kesecektir yani bu kanun kuraldır değişmez. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan setimizi dizmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere kahraman ve korkunç setlerle başlıyorum. Aslında işin burada trajikomik kısmı şu. Yani yapılmıyor ya kardeş bunların oranlarını yükselttin. Böyle konuşanlar var ya gevşek ağızlı oyuncular böyle hani e, sunucu kötülemek amaçlı gelenler. Onlara inat bu serinin ikinci videosunu yapıyorum. Normalde okçu göstermem yeter yani abi. Sonuçta ben farmı gösteriyorum. Bir de bizim oyuncularımız şey diyordu hani burada sabit oyuncularımız ya kanka hani şöyle bir durum da var. Adamlar şunu da yapabiliyorlar dedi. Ya full pagan diyor. Def intli ve defli pagan diziyor abi. Bu paganda adam orman zoru kesiyor yani. Böyle söylüyorlar. Ki orman zoru mesela şu ilk sette kesemez ama bir saat bir kolayda farm atar abi. Full geri kalan normalde. Neden bir saatte kolayda farm atıyor? Çünkü e, dirayet kudret akça kasacak tamam mı? Kolay ve normalde farmını atabilir. Bu setle bak bu paganla kolay ve normalde farm yaparsınız. Bakalım zoru deneyeceğiz biz sizle abi. Sıfırdan diziyorum yani. Hiçbir GM yardımı, stat yardımı hiçbir şey yok. Her şeyi göreceksiniz. Bak normal bir oyuncu gibi abi. Alıyorum. O sırada biraz muhabbet edelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Gününüz... Keyifli geçiyordur sunucumuza gelen oynayan destek veren arkadaşlara teşekkür ederim gelip oynayıp deneyip de hani o tarz sevmeden gidenlere yine teşekkür ediyorum çünkü onlar görüşlerini belli edip gidiyorlar gerçekleşmeyeceklerini biliyorlar çünkü söylüyorum yani mesela hani bana gelip de hani çok diyen oluyor mesela diyorlar ki ya hani bu şeyi e, efsaneleri şey ekleyelim mesela şans kutusuna ya koyulmaz abi gidiyor işte sunucunun bir hani efsanenin bir anlamı kalmıyor şu an efsanenin bir anlamı var sunucuda ama o oraya geldiği zaman işte biter abi yani o iş biter yani o işi bitirir ee, o yüzden arkadaşlar bizler bunu sadece nipiste bıraktık hani nipis fiyatları düşer mi belki ilerleyen zamanlarda düşürebiliriz yani onu söyleyeyim belki 100 m 200 m o da yani Hani oyuncuların ilerleyen durumuna göre odunlar düşürülebilir ama dediğim gibi yani bakın ben sizlere söylemiştim hani Türkiye onlineda yaptığım hataları yapmayacağım diye yapmayacağım abi yani söylüyorum yapmayacağım ve Türkiye Online'de şu an bu efsane setler 500 500'em daha tane fiyatı yemin ediyorum oyunculara çok fazla güvenip ben iş yaptım orada demek ki güvenmeyecekmişsin abi o yüzden abi oyuncuları tabi dinliyoruz öneriler önemli ama her denilerek de yapmak iyi bir şey değil. Biz yönetimci şu anki fiyatları, şu anki şeyi doğru biliyoruz. Ee, güzel gittiğini düşünüyoruz. Piyasada çok fazla sunucu var arkadaşlar. Yani diyorum ya bak bin kişiyi geçmiyor oyuncu sayısı. Hemen de bizim sunucumuzun da olmasını beklemeyin. Abi piyasada yıllardır açık sunucular var. Ya Bu sunucun da adam bir 6-7 ay açık kalmasını bekler ki ondan sonra gelir emek verir yani. Der ki tamam açık kalacak bu. Ona göre gelirler. Ki şu an arkadaşlar emek vermeyecek bir şey yok. Sunucuda kötü olan bir şey yok. Onu söylüyorum yani hani... Ters giden bir durum yok ya. Piyasada olmayan yeni sistemler getirdik yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o yüzden sadece şu an tek beklentimiz oyuncuların bize güvenip gelmesi yani. Birkaç konuya da açıklık getireceğiz bu videoda. Tabi ben niye bunu dördü sürekli buraya çekiyorum. Heh. Ya birkaç konuya da açıklık getireceğiz arkadaşlar. Ee, onu da şimdi videomuzda yavaş yavaş konuşalım setimizi dizerken. Arkadaşlar şimdi... Eee dediğim gibi farm sistemi bu şekilde ama bak önerilerinizi dikkate alıyoruz. Abi sen güzel bir öneri yazarsın farm sistemiyle alakalı. Bunu dile getirir yaparız. Mesela bak orman farmını ben düşündüm tamam mı? Dedim ki Önder böyle böyle bir şey yapalım kardeşim. Bak sevilir. Bu şey kliyenti biz satın aldığımızda hani developerla anlaştığımızda zaten bu sunucu ikinci defa açıldığında tabii ben bu sefer ortak olduğumda ya abi ben dedim ki bak orman var. Eb8 orman kamikazede vardır Koy, koyduralım ve güzel bir plan var kafamda dedim ve onu işlettik Allah'a şükür şu an o plan işliyor dediğim gibi hani belli bir bölgesinin pvp'ye kapalı ve açık olması hani mekanik olarak da böyle başta mekanik olarak böyle değildi kamikaze sağ olsun adam kafa yordu yaptı bir şekilde bir şeyleri ee, icat etti koydu önümüze adam yazılımcı adam hem kendini geliştiriyor hem bizim sunucumuz üzerinde deniyor biz bundan rahatsız değiliz kesinlikle zaten ben milyarder bir insan olsam da abi yine kamikaze ile çalışırım. Çünkü dediğim gibi hakkıyla, emeğiyle, gerçekten verdiğiniz parayla. Ya abi, abi piyasada diyorum ya bak geçen videolarımda da söyledim. Bir adam craft sistemi için bin lira para istedi diyorum ya bak. Yani sunucu sahibi ismi vermeyeceğim. Bir sunucu sahibi var. Ee, o şu an sunucu sahibi oldu. Normalde developerlık yapıyordu işte. Ee, ondan sonra adam ya bir craft sistemine bin lira istedi ya benden. Bin bin ya. Nakit 1000 lira verirsen yaparız dedi yani. Abi 1000 liraya craft sistemi mi yaptırılır? Gözümü seveyim ya. Enayi arıyorlar işte arkadaşlar. Ya abi bin tane oyuncusu kalmamış. Burada herkes artık sunuculardan para kazanmak değil de zevki oynamaya bakarken yani. Bin lira ne bileyim abi. Komik ya. Vallahi arkadaşlar ne bileyim. Millet iyice delirmiş ya. Şimdi biz şöyle setimizi dizelim. Şunu da alalım. Nüfus, acil durum, dönüştür. Bütün dp'yi şey dönüştürüyor. Gere Yaşam desteği. Ee, tamam. Olur bu da olur. Yaşam desteği mi? Bu da var. Ya, al bunları ya aman koy. Abi r'ye direkt, direkt şey alacağım ben. R'ye. Ee, bu şey nerede? Nüfuz nerede? Ben bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. R'ye nüfuzu koyacağım. Tamam mı? R'ye nüfuzu koydum daha sonra tabii şu 1'e şunu koydum. Daha sonra 2'ye ateş topunu koyacağım. Tamam mı? 2'ye 3'e de yine böyle hasar vurabileceğim seri bir atış koymam lazım. Ne koyabilirim abi? Ne koyabilirim? Ses dalgası, toprak darbesi. Bunlar gerçi yakın menzilli. Yani 1 2 3ü uzak uzak menzilli bir şeyler koymam gerekiyor. Meteor olabilir 3. Artık arkadaşlar bu 4 yakın 5 yakın menzilliye koyabiliriz. Tabi. Bunlar 1-2-3 uzak. Sonra yakın menzilliye geçiyoruz. Daha sonra e, deprem atabiliriz. E, Nemesis var. E, Nemesis var. Bakayım. Başka ne atabilirim de. Yaylım ateşi var. E, buradan aynen abi. Bu. Bu ve türbülans tabi abi. Türbülans atılır. Bir tane daha bir şey atabilirim ya. Ya zincirleme ya da ses dalgası olabilir. 146 direkt hasar veriyor bu. 3 saniyede bir 180 hasar veriyor. 24 saniye boyunca. Mantıklı. 5 metre bütün düşmanlara 300... he bütün düşmanlara doğru toplu vuruş bu. Güzel. Tamam. Ya inşallah bir skill kaçırmadım. Çünkü çok pagan oynamadım arkadaşlar ben. Bu arada Paris'in ikini açtım. Bunu ya bugün cuma akşamı çekiyorum ben videoyu. Büyükten gece yayınlarım. Yani cumartesi akşamında arkadaşlar bir yayın açacağız ve Paris ile alakalı size birkaç bilgi vereceğim. Bunu da almaya çalışıyorum Şahin Ustan. Çünkü benim abi yani. Mareşal da o biliyorsunuz var da Paris'i tanıyan bilir. Şimdi arkadaşlar ee, tamam lapis alalım. Şimdi lapisleri bakalım abi mantıklıca ne yazıyor. Şimdi güç kullanmayacağız tabi. Zeka, zeka alacağız zaten int biliyorsunuz zeka alacağız. Şöyle bir arkadaşlar 50 şer tane alalım. Seviye 5 seviye 6 dur abi duale bakalım. Zeki ve Bil'i arttıran lapis. Ee, Zeki ve HP'yi arttıran lapis. Zek ve Def'i arttıran lapis. Ee, Zek ve MP'yi. Abi burada alacağım tek şey benim. Zek ve HP'yi arttıran lapis olur. Ee, daha sonra arkadaşlar burada Bil var. Bil. Niye alamıyorum lan? Bil seviye 6. Bil seviye 5. Bunun duali neymiş? Bil ve HP'yi arttıran. Bil ve MP'yi. Fiziksel savunma gücünü arttıran lapis. Büyü savunmasını arttıran lapis. Fiziksel savunma gücü mü, büyü gücünü mü? Tabii onlar yüzdelik vuruyor ve büyü vuruyorlar. Bunu alırım abi. Büyü bence ep8'de büyü gücü önemli ya karakterin fiziksel değil de çünkü fiziksel vurmuyorlar. Sürekli büyü vuruyorlar. Çünkü yüzdelik skill attıkları için büyü olarak geçiyor. Boş yerlere hayat seviye altı atabilirim. Bu çok önemli değil. Ya boş yer bulursam arkadaşlar. Taarruz, savunma, zırha bir savunma atabilirim aslında. Ee, bir saniye Biz bil aldık ama Şöyle de yapabiliriz aslında Bilin sadece seviye 6'sını alalım biz ee, Def de atabiliriz Şöyle atalım çünkü def de atacağım ben Def nerede abi ee, Def seviye 6 Ve def e, Seviye 5 alacağım Defin bir dualini göreyim arkadaşlar ee, Savunma gücü neymiş Defi ve savunma gücünü arttırıyormuş fiziksel saldırı gücünü arttırıyormuş. Abi silahlar için sadece. E, büyü savunmasını arttıran lapis. Abi bak büyü savunması tamam mı? Alıyorsun bir tane bundan. Bunu koydun değil mi? Bununla bunun yerini değiştiriyorsun. Önce bunları basıyorsun. Boş yerlere şu 3 lapisten birini atarsın. Ya zek def daha mantıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. E, burada da şu mifer'e geçelim. E mifer'e ne basarız abi? Mifer def zaten. Allah'ın emri mifer def fer Zek ve Mifer Bil de mi? 3 lap süvası var aynen. Bir de Mifer Bil basalım. E, ee, takıya ne basacağız? Güç şen, beç bec bil. Bir bec bil gelir. Aynen bir bec bil. Tamam mı? E, ee, def zek. Aynen def zek. Ve zek bil var. E, ee, zek bil. Zek artı 7, zek artı 6, zek artı 7 olandan alalım. Aynen abi bu şekilde bunda bu şekilde basabiliriz. Bej de önemli çünkü birazcık bej de versin takılardan. Ee, tamam şimşek 2 ve şimşek 1'i atacağım arkadaşlar içerisine. Sonic lap isim var. Silahıma bir ateş silah bir de bir tane zırh silah ateş yapıyorum. Ve şimdi yavaştan bunlara basalım arkadaşlar. Ben buraları yine geçenki videodaki gibi hızlandıracağım. Daha statlarımı vermedim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar lapiseme işlemlerimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere statlarımız da bu dereceye ulaştı. Büyüğümüz bayağı artmış. Öncelikle şu lapislerimizi boşaltalım. Evet lapislerimizi de boşalttık arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere gençler. Burada e, zekimizi bir hesaplayalım istiyorsanız. Hep beraber bir hesap makinemizi açalım. Arkadaşlar 44 artı... 365 eşittir 409 zek var. Arkadaşlar zeki öncelikle bir 500'e sabitleyelim istiyorsanız. Yani 409 sa şöyle yapalım arkadaşlar. 500 eksi 409 eşittir 91 zek vereceğim. 91 zek verelim istiyorsanız önce bir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91. Artıladım. Yani zekimiz şu an 500'e sabitledik. E, b de sabit dedik Becimiz zaten önemli değil ama bilimiz bu şekilde. Defimiz de 238 artı 9 Defimiz aslında çok iyi değil. diren savunmamız 262. E, deneyebiliriz aslında arkadaşlar. Aslında full int de verebiliriz. E, i̇sterseniz bir full int verelim. Yani çünkü çok da gerek yok ya. Bakayım kaç vermiş olduk toplamda arkadaşlar. 670 zek oldu. 678 isterseniz bir hemen relok atalım. Çarımız yerine otursun. Zaten görmüş olduğunuz üzere şeylerim de basıl değil. Ya buradan direkt orta map'ten başlayacağım arkadaşlar. Yani size söylediğimiz gibi orta haritadan başlayıp ilerleyeceğiz. Paris'e girdim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi karakterimiz açıldı. Görmüş olduğunuz üzere statlarımız nerede? 1K'ya yakın büyü hasarım var. 999'da. Şimdi e, 20-30 haritaya gitmeyeceğim. Zaten orayı çok rahat keser zaten bu Eee Direk arkadaşlar ormandan başlayalım. Işık ormana geldim. Şimdi bölgeki normalden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların aralarındaki fark şu Şu zaten. Ee, oranlar fazla. Yani map zor zorlaştıkça oranlar artıyor. Haritanın mantığı bu. Ya abi ben şunu söylüyorum zaten. Hani boşa gelip hani benim sunucumda ya yok şöyle yok böyle abi milleti kandırmayın yani. Ancak kendinizi kandırırsınız ya. Vallahi bak. ETA'yı da basalım şey yaptık. Hah. Tamam. Bakayım. Abi çok iyi. Kritim de çok iyi. Çok iyi abi. Aynen öyle bak. Moruk bir tane mobtan attığı şeye bak. Çok iyisin abi. Abi bu otomatik almıyor mu bunu ya? Arkadaşlar bu F8'de alıyordu sanki. Ama burada almıyor değil mi? Ay ya. Keşke alsaydı ya. Bunu kritik atmadı. Bak kritiğim az görüyor musun? Şan az abi çarda. Çarda şan az. Bak 1.39 büyü oldu şeyle alakalı. Şanım ne kadar abi? Abi 34 artı 9 şan mı olur? Neden o kadar çok şan vuruyor? Knockout 150 var çünkü. Bu arada bu knockout harbiden işi değiştiriyor. 1.8 vuruyorum ya. Abi yeni açmışım çarı 1.8 vuruyorum anasını satayım ya. Böyle bir sistem mi var kurban olayım ya. Bu ne lan? Ne yaptı lan o? Zalim eğlence ile MP ha. Bak iyi bak büyü has... aslında büyülerden çok yemiyorum direkt MP'ye vuruyor bak sana. anladım. Ha, şunları ben düzenleyeyim arkadaşlar. Ben ben şu 1'e basmam gerekiyor. Ee, şunu iki attım. Şu ateşi 3'e attım. Meteoru Meteor neredesin abi sen? Meteoru attım. Hayır abi meteor değil bir saniye. Bunu koydum. Aynen dur. Arkadaşlar ben şunu bir ayarlayayım bir saniye. Ateş topu. Ee, meteor. Meteor. Çember. Çember neredesin aga? Heh. Çember. Taş düşüşü. Taş düşüşü. Taş düşüşü nerede lan? Heh. Ee, toprak. Şu topraklı arkadaşı alacağız. Toprak. Aynen depremi aldım. Şu Kafası kırmızı olan bir arkadaş var. Dikeni alıyorum ve ne atıyorum değil mi? Aynen öyle. Tamam abi güzel. Şimdi arkadaşlar kritik hasarım aslında iyi oranda bence. Ee, yavaş yavaş efsaneleri dizdikten sonra aslında şöyle de yapabilirsiniz. Yani Bilgelik bastık basmış mıyız? Hiç basmamışım. Yani zırha HP yerine şey koyabilirsin mesela. Şan atabilirsin bir tane. Ya da buradan gelen şeyleri de kullanabilirsin dostları. Bak 5 tane kısmet bile düştü şimdiden. Arkadaşlar biz deniyoruz ya. Bak, Önder de deniyor ben de deniyorum. Yemin ediyorum bak karalama amaçlı yapmıyorlarsa bir şey bilmiyorum ya. Ya da abi siz oyunu oynamayı bilmiyorsunuz. Yemin ediyorum var ya. Ben bilmediğimi söylüyorum. Tamam bak açık sözlü bir insan. Diyorum bak ben oyunu oynamayı bilmiyorum kardeşim tamam mı? Hani farm yapmayı bilirim ama diğer türlü şeylerden anlamam. Hani PvP'den anlamam. Ele değiştirmeyi biliyorum. Zaten tek eleyle oynuyorum farm ya PvP'de bile. Ya abi ben anlamıyorum. Hadi sen diyorsun yıllardır yok. Ulan herkes var ya şu piyasada kimi kimi tanıdıysam hepsi zaten bir babasıyla başlamış, yok annesiyle başlamış, yok ne bileyim. E bilmiyorsunuz abi o zaman. E bilen adam oynuyor işte. Nasıl yapıyor o zaman arkadaşlar? Bilen oyuncular nasıl oynuyor? Bir de ben Hani bilerek kol, e, orta bölümde başladım. Çünkü orta bölümü gezdireceğim size. Hani farm olan alanı yok diyen bile oldu ya. Bu ne böyle farm alanı yok. Ulan kardeşim. Sana Shire'ın en büyük haritasını getirmişim ben ya. Zindan haricinde en büyük haritası bu ya. Şeyden bile bir D suyundan bile büyük burası ya. Abi D suyundan bile nerede? Tabi yani. Tabi tabi büyük ya. Mobsal olarak çok büyük. Mob yayılım oranı D suyundan çok fazla. 1.9 ya. Neredeyse 2K atıyorum moba. Büyük ihtimal şeyleri bassam şu NOS'ların full olsa büyük ihtimal 2K vururum. Kritik oranında bence gayet iyi. %50 hani şana vermeme bile gerek yok aslında. Hani full intle şu lapisleme oranıyla oynarsınız abi. Ve Pagan'la harbiden çok seri farm dönülüyormuş. Onu anladım bu arada. Bak şimdi hop. Bak adam yaklaştı mı koy abi ateş çemberini. Bak burada bu arada pp de açık. Adam gelse bir şey de diyemeyiz. Görüyor musun ne güzel bak neler neler kasıyorum bak görüyor musun? Ya arkadaşlar onu diyorum ya ilerleyeceğim biraz göstereceğim size hatta burada hani nerelerde farm alanları var. Abi bak akçe bile basmamışım ya bak çarıma hani görün diye akçe bile basmamışım ya. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Gözünüzü seveyim ya. Abi bak artı 20 zevk veren bir merhem var. Bunu basabilirim. Bastım. Bej verdi merhemin biri. Bilgelik verdi. Güç verdi. Şunları da basayım. Artı 15 defans veren var. Şey veren var. Güzel. Şimdi bakayım ne olacak. Abi. Oy. Bu ne ya. Kurban olayım. Şan veren var mı arasında? zek artı zekten dolayı böyle vuruyorum zaten. Şan veren de olsa var ya bir şey söyleyeyim mi İlah ya. Liderlik olsa büyük ihtimal ve becvel şey şimdi bir suikastçı ve bir savaşçı olsa şu an Raid'de 2K net 2K vurur uçar. Net. Abi en iyisini söyleyeyim zaten. Bunun en kötüsü de farm yapamazsın yani. Ne yapacağım? Full güç mü basacaksın? Büyüyle vuran çara yani. Fiziksel hasarı mı basacaksın? Büyü hasarı basıyorsun yani lapis olarak mantık olarak. Arkadaşlar bu oyunun mentalitesi, matematiği çok farklı bir şey. Yani mesela LoL'de oynadığın gibi değil ya da başka skill atan böyle hangi oyunlar? Metin 2 ya da Knight gibi değil. Çok farklı bir matematiksel sistemi var. Yani normalde mesela F8 oynasanız orada mesela Bill ve Zek basılıyor lapislere kalan yerlere def basılıyor ama neden bil ve şey zek basılıyor çünkü çok fazla büyü skill'i kullanıyorsunuz ateş çemberi falan kaldırıldı hep 8'de çünkü daha farklı skill'ler eklendi ve uzaktan vuran skill'ler eklendi yani bu yakından skill'ler artık kaldırıldı bu pagan karakterlerin. Şimdi biz de şöyle şeyler düşünüyoruz mesela. Hani Önder'le düşündük dedik ki hani ileride geçirirsek 60-70 değil de bu sunucu direkt 80'e çekmeyi düşündük. Hani öyle bir plan yapalım dedik. Hani yapsak ne yapardık? Ya biz de dedik ki öyle bir şey yapalım ama sıfırdan kasılsın. Ya madem Ep 8deki skilller yok hani normal eski Ep 6 4teki gibi skilller var. Abi millet kasar 30 levelden başlarsınız abi 30 başlangıç çünkü 30'da başlattık oyunu. Hani birden başlamazsınız. Abi 30 levelle başlarsınız. Tamam mı? Ondan sonra abi şu skillleri kullana kullan. Bak bununla ya şu skilli at bak şu skilli atıp şunu atıp yemin ediyorum var ya çok keyifli farm dönüyordu abi. Yemin ediyorum size var ya bir de böyle 70 60 setlerin görünümü şu paganlarda özellikle 40 level setlerin falan görünümü çok tatlıydı abi. O asaların falan filan ama Dediğim gibi o çok büyük bir süreç. Özellikle görevlerini falan getirirsek orijinal görevlerini falan bulmak çok uğraş arkadaşlar yani. Ama şu an düşünmüyoruz zaten. Bir kere bizim onu getirmemiz en az 1-2 haftalık bir süreç yani. Hatta 2 hafta yani 2-2,5 iki, iki, hafta. Çünkü onun görevlerini işleyeceksin. Haritalara göz atacaksın. Drop'larını ayarlayacaksın. Güzel, keyifli drop koyman lazım. Hani millet devel kasarken güzel drop'la düşürmesi gerekiyor. Yani bunları tek tek ilmek ilmek iliyeceksin yani. Bununla uğraşman gerekiyor. O yüzden şu an hem gerek yok hem oyuncularımız daha efsane setlerini dizmemiş. Bir yeni gelen oyuncularımız dizsin bakalım onlar ne yapacak. Bir görelim Ar artı sayımız kaç. Mesela diyelim sürekli her gün oyuna giren 30-35 kişi var değil mi? Bu 30-35 kişi %80-90 efsaneleri dizdi artı 15'i yaptı. Ya Doğukan kardeş artık yeter hani. 20-30 sarmamaya başladı. Zaten 100-150 kakile de ulaştık. Artık şu sunucuyu 80 yapın. Talepleri gelmeye duyulmaya başlandıkça biz arkadan hazırlamaya başlayacağız. Ufak ufak hazırlayacağız. Hazırlandığı an bir güncelleme ile sunucu 50 kere kapatıp açmayacağız. Tak bir güncelleme getireceğiz abi oyuna. Hep şey 80 level gelecek kasmalı. Tabi orman falan değişecek artık yani bu orman 30 level değil de ormanın mobları eski dönecek biz bunun yedeklerini falan aldık vesaire işte. Hani orijinal halinin editledik çünkü bizim mobları. Yedeklerini vesaire aldık. Onları atacağız. Sıfırdan bunları mobları işte droplarını ekleyeceğiz. Dediğim gibi bunlar 80 levelken daha fazla vuruyor. <laughs> Leveli böyle olunca az vurmaya başladı herhalde. Yani yüzdelik vuruyor abi yani. 10 canın varsa ona göre vurur yani. Canın mesela 60k. Mesela bizim kaç k oluyor ya? Mesela diyelim 1 milyon canımız var diyelim. GM çekiş taktığımızda. 500k vuruyor abi. Sınırı yok karakterin anasını satayım. 60k 60k çakıp çakıp vuruyor. Sınırı yok yani. Bak arka taraflarda ben buralara gelen oyuncu eminim yok ya. Buralara farma geliyorsunuz mu abi siz ya? Bak neler kastım gördün mü bak. Hem muhabbet ediyorum hem kasıyorum abi. Aç arkadan video. Netflix'ten dizimi izliyorsun. Çift monitörün mü var? Ya aç abi. Bas 2'ye, bas 1'e. Daha kolay farm. Ya burada 1 2 yapacağını ona da yoruluyorsan aç bir tane avcı yapış gitsin ya. Arkadaşlar. Hani biz söylüyoruz ya. E, siz diyorsunuz gerçi diyorsunuz ya. Kardeşim şu farmı kolaylaştırsanız ne olur? Zaten PvP sunucu. Ya ne olacağı belli olmaz vesaire vesaire. Allah'ım ya. Sen Allah mısın kardeşim? Bak şimdi. Ben bir sunucu açtım kurdum. Hadi kurmasam senin lafına uysam şu an belki şuraya giren 5 oyun oyuncu bile olmayacaktı. Abi bak bir farm sistemi bir sunucuda ne kadar dengeliyse o kadar çok oyuncu olur. Yavaş yavaş oyuncular geliyor farm sistemini gördükçe kalıyorlar. Ama eğer ki o oyuncunun içine kötülük varsa farklı bir sunucudan gelip kötüleme amaçlı duruyorsa işte o zaman işin rengi değişiyor arkadaşlar. İşte o zaman işin rengi karalamak, şerefsizlik, puşluk, piçlik ne ararsan her şey oluyor tamam mı? Şimdi bak böyle yapan insanlar böyle piyasada sanki onun sunucusuna çok oyuncu gelecekmiş gibi davranıyor. Abi herkes kendi işine baksın. Herkes bu piyasada farklı farklı ekmekler yer. Ben bugün bu şaya ya yatırım yapmışım. Arka planda Bitcoin'e yatırım yaparım ya da bölümüm üzerine yatırım yaparım. Bu kimse ilgilendirmez. Ben diyorum yatırım amaçlı açtım bu sunucuyu. Hem de eğlenmek amaçlı açtım. Ya yani şu an eğlenme amacım ağırlık basıyor. Ya şu an arkadaşlar bakın diyorum sunucuya gerçekten maddi gelen muhasebe verilerine hani bakıyorum abi hani bir ay geçmiş gerçekten bir elin parmağını geçmiyor ay gelen para. Ciddi söylüyorum bak geçmiyor abi. Neden? Çünkü piyasada oyuncu azaldı. Çünkü piyasada belli başlı sunucular var. Bizim hani böyle akıllı oyuncularımız yani. tabii onların zekasına şüphe yok. Bir, bir gezi, bir, bir biz geri zekalıyız. Oyuncularımız bir sunucuya bağlanmışlar. Yatırmışlar 10 milyar 20 milyar bir araba paralarını. Bir verim alamıyorlar. Yakında onlar da sıfırlanacak. Biliyorlar çünkü. Her şeyin farkındalar aslında. Bu sunucuya gelip oynamak istemiyorlar. İçlerinde oynama isteği var ama neden gelmiyorlar? Ya da gelmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü diyorsunuz ki bu da kapanır. Kapanmayacak abi. Ben bu sunucuyu kapatmıyorum. Kapatmıyorum ya. Abi yok arkamızdan konuşuyorlar. Daha bugün yaşadım o olayı. O sunucu patlayacak. Bak söylüyorum. Bak şu bu sunucu patlasın. Bak sunucuya bir şey olsun. Hani birisi bir siber güvenlik uzmanı olsun, etik olsun, bununla uğraşsın. Ya yani yemin ediyorum hani ben çünkü bu işlerin, bu yapılan işlerin ee, Ceza Türk Ceza Kanunu'nda siber suçlarda ne kadar büyük ceza olduklarını biliyorum. Tamam mı? Eğer ki böyle bir şey olursa vallaha bak abi yakasını bırakmam kimsenin. O sunucuyu yasal olarak kapattırana kadar durmam. Gerekirse ben de ceza alırım ama onu ona da cezayı verdirtirim yani. Bak tek başıma burada mini boss kesiyorum ya. Aha. Ulan tek başıma mini boss kestim ya. Abi görün değil mi tek başıma gitti ya. Arkadaşlar diyorum bak. Abi herkes kendi işine baksın. Ya i̇lla ki bak her sunucunun açığı var. Denedim baktım abi biliyorum. Ama ellemiyorum abi. Ellemiyorum. Ben gideyim mesela bir tane sunucu yazım Kardeşim senin böyle böyle açıp kapattıramaz ki abi kimse. Kimsenin cebinde o kadar para yok çünkü. Hani yazılımcıya verecek parası yok anladın mı? Hani benim de yok. Hani piyasa böyle gelir gider bir Metin 2 sunucusunun ya da Night Online'ın PvP sunucuları kadar bir güvenli bir sunucu beklemeyin bu piyasadan yani. Oyuncu yok arkadaşlar. Sunucu içerisine giren para yok. Bak şimdi şöyle bir matematik kurun kafanızda. Shaya'nın herhangi bir A sunucusunda oynuyorsunuz. 3-4 yıldır açık olduğunu varsayalım. 100 online'ı var tamam mı? 100 online'dan bir sunucunun bir aylık kazanacağı para tabi farm sistemine falan ortalama diyelim 10 milyara yakın bir paradır. Bir aylık. Tabi ilk açılışı son açılışı yerine oturdu diyelim 1-2 yıl geçti falan filan. Daha sonra 5 milyar 10 milyar civarı bir para kazanır tamam mı? Ya tabi deli gibi zengin yoksa hani sürekli para atmıyorsa ya ben en kötüsünü söylüyorum. 5-10 milyar para kazanır bir sunucu. Şimdi bak bu kazandığı para 100 oyuncuyla. Ben yayınlarımda da böyle sese gelen arkadaşlarıma da söylüyorum. Benim e, üniversitede bir arkadaşım vardı. <laughs> Kendisi Metin 2 sunucusuna dahil oldu. İşte ben o zamanlar Türkiye Online işletiyordum üniversiteye gittiğimde gördü. Hani ya para kazanıyorum vesaire. Dedik ya kanka hani ben de ufaktan para kazanayım. Hani ailemden istemeyeyim dedi. Dedim hani kanka sunucu ortak ol yok dedi. Ben Metin 2'de farm yapacağım. Farm yaptım, goldları satacağım dedi. Bu farm yaptıkları, goldları satmayı Metin 2'de falan teşvik ediyorlar. Abi çünkü Adam Discord'a girdi. Neden teşvik ediyorlar biliyor musunuz? 60-65 bin aktif adam vardı Discord içerisinde. Sana yemin ediyorum Metin Discord sunucusu bu 60-65 bin oyun açılı direkt 50 bin net online'ı vardı abi sunucun. 50 bin ya. Lan ne demek lan 50 bin tane oyuncu? Sen burada 100 kişili 10-15 bin lira kazanıyorsan abi 50 bin oyuncuyla sen deli para abi manyak olursun. Lan kişi başı 1 lira atsalar Türk zekasıdır yani. Hani kişi başı 1 lira atalım falan. AUK'ta falan döner ya amacı olmayan grupta falan. Kişi başı 1 lira atsa zaten adamlar 50 milyar para yapıyor. E kişi başı 1 lira atmayacaklarına göre en az orada 50 binden 20 bini para yüklese. 20 bininden en az her bir kişi başı 1000 lira 2000 lira para sallasa Metin 2'ye. E kimisi bir de o PvP sunucuları kapanana kadar. Ya e Metin 2 zaten PvP sunucuları çok aktif olmuyor. Adamlar orada zaten sürekli gold satışlarına izin veriyor. Çünkü çok fazla oyuncu var abi. Aşırı fazla ve çok fazla yetkilileri var. 20 bin oyuncuya 1000 tane yetkili 500 tane yetkili koyuyor adam. Hangi biriyle ilgilenecek çünkü? Diyorum ya abi ama oynayamıyorsun çünkü. Şaya'ya alıştığın için Metin 2'de oynayamıyorsun. Çünkü Şaya sanki böyle sala mala anlatır gibi oyuncu oyun kurmuş yani. Öyle Metin 2 zor. Knight zor. Ben Knight'a girdim. Sıfır bir çar yani. Açtım, girdim. Ben ne kasacağım bilmiyorum. Gittim bir tane moba vurdum. Bilmem kaç level mobmuş. Ya yeni başlayan adamın yanında o mobun ne işi var anasını satayım? Öldüm. Yani anlamıyorum ki. Ya, tuhaf tuhaf böyle geziyon. Karakterler kötü kötü gözüküyor ama Shaiya'nın müzikleri, oynanışı, grafiği, fiziği gerçekten çok iyi bir oyun ya. Tam yatırımlık bir oyun abi. Bak biz bu yatırımı yaptık önderle. İlerleyen zamanlarda Shaiya 2 bile yaparız yani. Bak emin ol. Kesme abi desteğini. Kesme maddi manevi desteğini. Abi Türkiye Online'daki gibi olmayacak. Çünkü Türkiye Online'da benim aklımı çelen, yaşı ermiş ama bu işlerden anlıyormuş gibi bana gelip konuştular tamam mı? Benim aklımı çeldiler o zaman. İşte bu ya birazcık da işin iyi tarafından bakacaksın. Ne yapmışım abi ben demek ki? Akıllanmışım değil mi? Zaten Türkiye Online'dan gelip oynayıp da şu an o yapma, yaptığım hataları yapmadığımı görenler olacak. Özellikle Ahmet. Tamam mı? Kim var başka? Burak abi. Kim var başka? Hasan. Mesela bunlar görüyordur illaki. Şu ana kadar bak ben oyuncuları dinlemiş olsaydım şu an bu sunucu farm boka dönmüştü. Benim eski sunucudaki gibi abi. Anladın? Normalde bak onu da kapatmayacaktım. Çünkü söyledim kapatmayacağım diye. Ama ilgilenemedim abi. Üniversiteye gittiğim an ben ben kendimden çıktım ve kafamı dağıtmak istedim abi çok. Çünkü bıktım yani. Anladın mı? Çünkü kafamı da atmak istedim abi. Öyle yani. Dedim gideyim kafa dağıtayım. Hani şöyle bir de şansım vardı benim üniversite yaşadığım şehirde bizi bize ev ayarlayanlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani dediğim gibi mesela orada mesela evi tutanlardan tanıdığımız vardı. Adamın Tofaş'ı vardı. Veriyordu bana. Ben arabayı gidiyordum Sinop'a götürüyordum merkeze. Samsun'a götürmüştüm. mesela. Bir hafta araba bendeydi. Adam dedi ki en son iki gün sonra falan baktı araba hala yok adamda. Adam şunu dedi. Kardeşim dedi anahtar falan sende kalsın ruhsat. <laughs> ben senden sonra yani ihtiyacım olunca alırım. Adam artık böyle yapmaya başladı. Ha diyordum abi rahat olsun yok diyordu. Hani siz gençsiniz kardeşim hani. Hiç evlatları olmamış hani arkadaşlar. Hani yaşları da büyük bayağı ikisinin de. Karı kocalı. Hani bir evlat olarak görüyorlar. Bir evlatları olarak gördüler beni. Arabayı da düzgün kullanıp veriyordum yani. Benim babam şoför. Ben şoförlüğü babamdan öğrendim arkadaşlar yani. Ben iyi araba kullanırım. Araba kullanmam iyidir yani. Allah şükür şu zamana kadar Hani 3 yılda bu resmi ehliyet aldığımdan beridir bir kazamdır, bir vurmamdır, çizmemdir. Yok sürekli araba kiralarım ben. Ki araba kiraladığım yerde bana indirimli verir yani. Çünkü adamın arabasını düzgün götürüyorum anladın mı? Hani tertemiz götürüyorum. Hani balatasına, bir şeylerine, motoruna eksiksiz götürüyorum yani arabayı anladın mı? Hani kırıp dökmeden götürüyorum. Her neyse konumuz o değil. Ya şimdi diyorum ya hani insanların burada arkadaşlar niyeti önemli yani. Sunucuya geldikleri niyeti önemli. Yaptıkları işin niyeti önemli. Ben kapatmayacağım diyorum abi. Çünkü ben hani akıllandım bir şeylerle alakalı. Abi bak diyorum yani piyasada yapılmayı ne yapıyoruz abi? Ne yaptık abi şimdi? Sesli video çekiyoruz. Bak diyorum ya webcam alacak. Param olsa alacağım webcam alacağım yani. Abi ben gittim. Sunucuya yatırım yaptım. Ben normalde biliyorsunuz arkadaşlar piyasadan falan çekildim yani. Şahe falan oynamıyordum ki. Bir arada Önder'le şey için konuşuyorduk. Hani Şahe Usta diyorduk yani Önder farm yapalım. Hani bir şeyler elde ederiz zaten EG'den de ban yemiştik anasını satayım. Hani EG'den de bizi salmadılar sürekli birlik ban yiyordu. biri oto açıyordu ban yiyorduk. Zaten orada oto açan e, şeydi zaten bir haftada fulleniyordu EG'de EG'din de artık şeyi değişti. Adam artık şeyi değiştirmiş falan hani e, drop listesindeki farm oranlarını falan düşürmüş yani. O seviye 5 coin 25 yen veren coinin oranlarını falan düşürmüş o derece yani adam. Yani durum o derece öyle düşünün yani. Arkadaşlar sıkıntı yani diyorum ya. Yani o yüzden bu işin cıvkını çıkarmamak lazım Şimdi mesela adam şunu düşünebilir Yazabilir ki ya kardeşim tamam sen uzun ömürlü düşünüyorsun ama ilerleyen zamanlarda sunucu ya boka sararsa Mesela egg boka sarmış artık Egg bitti çünkü Egg ya sıfırlanacak ya kapanacak Ya da sunucu birleştirecek Artık onun bir şeyler getirmesi lazım Ya da artık sunucu sıfırlaması lazım Ama bizde bu olmayacak işte Her şey yavaş yavaş abi Bu oyunda yapabileceklerinin sınırı yok anladın mı? Ve abi yapacağım ya yapacağım Bitirmeyeceğim yani Yok abi Gitmem daha yani. Ben çünkü bu piyasada yoktum. Beni bu piyasayı geri soktu ekip arkadaşlarım. Gel dedi. sonucu kurarız dedi. Sonra biz işte başladık. Ego ev oynuyorduk. Ege'den banlandık. Önder sunucu kurdu. Hacklendi. Ben ortak oldum. Normalde ortak bile değildim. <laughs> yani nerelere geldi arkadaşlar konu yani. Onu söylüyorum. Yani işte arkadaşlar bu tarz konularda. Artık bir yerlere erdim abi. Bir tane sunucu açmam tamam Bir tane sunucu açmam konuları nereye getirdim? Hatta ben bir kapalı gideyim istiyorsanız. Bu kadar ne kasmış şunu görüyor musun? Şimdi bak kapalı çarşı pardon arena değil arena değil. Kapalı çarşıya ben bir gideyim oradan zora bir geçelim. Muhabbetimize devam edelim. Bu muhabbetleri yayında da yapacağım aynı şekilde sürekli bunları söylüyorum ki çünkü benim sürekli kanalım yeni oyuncular tanıyor, yeni oyuncular biliyor. Ve şaye piyasasında artık yavaş yavaş neredeyse herkes tanımaya başladı beni. Ee, yani arka yabancı oyuncular da bu arada Paprenik'in artık bilmeye başladılar. Arkadaşlar yani artık bir şeylerin değişmesi lazım ya. Yani yenilikler gelmesi lazım. Hani biz de... E diyoruz ya yenilikler getireceğiz. Şaya 2 yapılabilir abi. Bak benim yazılım bilgim yok tamam mı? Ben C Sharp bilmem, C++ bilmem, SQL bilmem. Ee, ne bileyim ben ne bilmem ama Ben bir Python Python biliyorum. Tamam o da zaten <laughs> Linux için öğrenmiştim. <laughs> zaten etik yakırlıkta yazılım dili bilmenize gerek yok. Sadece ufak tefek klasik altyapısını bilmemiz lazım. Mesela ben JavaScript de ama JavaScript'ten cookie açığını bile bulabilirim yani. Şu an birçok şahit sunucusunda cookie açığı mevcut. Ben bir adamın ya da adminin hesabına girebiliyorum abi cookie açığı sayesinde. Ya da ne bileyim XSS, e, XSSRF ya da ne bileyim abi CSRF saldırılarıyla admin hesabına admin panellerine erişebiliyorum ki admin panelleri tabi şey değilse Google üzerindeyse. Ben cookie tarafından her şeyi erişebiliyorum her şeyi bulabiliyorum arkadaşlar. Ya bu benim yeteneğim. Bu benim yaptığım bir iş yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu arada zor tarafta kesiyor yani. Şar. Diyorum ya bak o tarafta şeyi yaparsın abi. Kudretini dirayetini yaparsın. Oha ama 3k vurdu. Bunları rahatça kesersin yani. O zaman kesersin işte. Diyorum ya o zaman ağlatırsın buranın farmını yani. Buradan daha değerli itemler atıyor her zaman. Ya 1-3 vuruyorum. Bak, görüyorsun değil mi abi? Bakalım yalan mıymış yanlış mıymış. Doğru söylüyorlar. Hatta video başında dedim ya size arkadaşlar. Bakın ilk kolay tarafta bir saat farından sonra akçevi dirayetleri kastıktan sonra buraya her türlü girersiniz. Bak ben şu dirayetler akçeleri basayım adam akıllı getireyim. Ben burayı var ya ağlatırım abi korkunç setle. Korkunç silahla ve soylu ve kahraman miğferle buranın farmını var ya öyle bir ağlatırım ki... Yemin diyorum var ya sevi 3 sikki atıyor bir de zaten buradan. 2.5 M altın atıyor yani. Arkadaşlar bunun daha kolay olmaz. Bak mob yakınlaştı mı at bunu. Çak bunu abi moba. Lan oğlum öyle de vurma lan dur. <laughs> Şeyle asayla vuruyorum. Anladınız mı? Yani yavaş yavaş oyuncu gelecek abi. Bak ben bu piyasada diyorum ya kredi kartıyla adam bana yazmış. Ya şu sunucu da yaptı bunu. Lan açık mı o sunucu? Da var. Bak bakayım piyasada mı sunucu? Bak bakayım. Ha? Açık mı kaldı? Da var. İlkim lan tabi. Yediremez. Yediremeyeceksiniz oğlum bunları. Sindirene kadar ben bu işleri yapacağım. Gerekirse bu şahiye 2 şahiye 3'ü çıkaracağım. Siz de böyle hani sindiremeye sindiremeye bana böyle bakacağınız. Ağlayacaksınız anasını satayım. Var ya Q ile yazacağım hatta size agla diye. Ağlayacaksınız kardeşim. Bu piyasada ben güzel işler yapacağım. Bu sunucuyu Allah katına çıkaracağım. Ama siz böyle ağlayarak bakacağınız yani. Klavyeniz ıslanacak ağlamaktan. Anladın mı? ağlayacaksınız abi. O güvendiğiniz sunucular bir gülsün emeklerinizi alıp götürdükten sonra böyle ağlayarak bakacağınız. Sokmayacağım hiçbirinizi sunucuya abi. Direkt IP ban yani. Bak sokarsam adım Doğukan değil. Kimin kim olduğunu biliyorum ben. Sokmayacağım abi. O IP'leri sunucuya sokmayacağım anası. Ya ve yani siteye bile erişemeyeceksin. Siteden direkt o IP banlayacağım anası zaten. VPN'le girmek zorundasın artık siteysen yani. Abi yeter artık ya. Çünkü gelen her gelen farm ya işte koru kunçla mı ben farm yapacağım? Ya çıplak yapanasını satayım. Seninki de fantezi olsun. Şerefsiz. Daşak mı geçiyorsun amına koyayım? Neyle farm yapacaksın? Efsane setle mi başlatayım seni? Ne istiyorsun sen ya? Gidin kardeşim o zaman free sunucu oynayın. Gidin free sunucu oynayın. Bu kadar basit. Gidin free sunucu oynayacaksın gideceksin free sunucuya dizeceksin hapisini pvp gideceksin tamam mı bir hafta sonra sunucu kapanacak bir ay iki ay sonra tamam mı adam beleş aldığı bir sunucu şirketinden para bile vermemişlerdir ona elinde olduğu dosyalar sunucu kurmuştur tamam mı ya da kendini deniyordur developer abi ne yapacak biliyor musun adam iki ay sonra şayı us şahı Egg de piyasası dönen sunucularda bir girecek amına koyayım şarlarına bir sabah bir bakıyorsun çarlarında item yok amına koyayım çarların silinmiş niye adam çalmış çünkü Gitti. Ne oldu? Ay yıllardır kullan yaptığın emeğine sunuculardaki. He? Free sunucuya gitti. Aha arkadaşlar ah şu heveslerin, şu şeyleriniz olmasa lan her gelen diyor ki şimdi adam maaşlı işte çalışıyor sıkıntı yok ben kimsenin çalıştığı işte bir derdim yok adam diyor ki ya kardeşim ben maaş alıyorum şunu yapıyorum e abi diyorum ya kardeşim ben tamam ileride update atarım diyor da ya ben farm yapamam. Bak konuyu nereye getirmeye çalışıyor. Bak dinle şimdi. Ya ben farm yapamam çalışıyorum tamam abi Allah kolaylık versin ne güzel abi ne iş yapıyorsun falan muhabbet gidiyor. Adam mesela şunu diyor ya 2-3 tane silah versene bana ya. Abi diyorum ne saçmalıyorsun ya ben GM'im abi ben sana nasıl silah vereyim anasını satayım sen kimle karıştırıyorsun bizi dedim yani. Abi bir GM bir oyuncu silah verdi hangi sunucuda gözük görülmüş yani. Ben vermem abi niye sana silah vereyim ben. Abi sen istersen 1 milyon tane oyuncu getir ben sana silah vermem abi. Kendin kasacaksın ya da para yatırıp alacaksın. Madem çalıştığını güzelce söylüyorsun o güzel ağzında bana diyeceksin ki kardeşim IBAN'ını at ya da nereden ap alınıyorsa Link'i yolla diyeceksin. Madem o kadar delikanlısınız kasıla kasıla sesle böyle ben çalışıyorum aileme bakıyorum iyi git kendine don al bir tane de amına koyayım. <laughs> Sikerim lan vallaha bak yemin ediyorum... Yani oğlum çileden çıktım artık ha. Ben Türkiye ondan ne de kafayı yemiştim. Lan yine beni stresi sıkıntıya soktular ya. Yemin ediyorum yani da, tabii o, Türkiye ondan ne yaptım işlerden daha iyisi burada dönüyor yani. Önder salsun arka planda developer gibi çocuk karınca gibi çalışıyor amına koyayım. Kostüm getiriyor, silah skin'i getiriyor. Yavaş yavaş büyüyecek abi. Ha bak bak geçen PvP'de şu oldu mesela. Eee Şimdi Önder PvP'de tamam mı? Çocuğun seti normal abi. Bak harbiden baktım. Yemin ediyorum oyundan çıktıktan sonra girdim. SQL'den baktım. Sana yemin ediyorum çocuğun seti normal. Korkunç set ve sadece bir tane korkunç mifer almış çocuk kendi. Ama her şeyin normal başlangıç set. Abi ya çocuğa demediklerini bırakmadılar ya. Yemin ediyorum var ya Önder GM stat vermiş. Ya diyorum o zaman kanka çıksın PvP'den. Ya olsun o da bir GM sonuçta oynasın. Lan oğlum adama laf ediyorsunuz sonra oynadın, oynasın diyorsunuz. <laughs> Diyor ya arkadaşlar yani. Adam laf ediyor ya abi niye laf ediyorsun ki? Kötü bir şey yok ki adam ipi destek amaçlı GM olarak gelmiş. En son Önder'e dedim Önder benim gibi kahin oyna dedim yani. Avcıydı. Çok vuruyor diye çocuğa laf ettiler yani. Dedim o zaman benim gibi kahin oyna kanka dedim yani yapacak bir şey yok. Ya ben kahini mesela Arton full ev, şey, efsane setim ama bana laf edemiyorlar çünkü. Ya, kahinim abi çünkü kahin kesmek doğru bir şey değil mesela yani normal pvp'de bile. Kesmiyorlar ben sadece cam basıyorum şey yapıyorum. Çok da büyük cam basmıyorum en baba 2.5-3k cam basıyorum yani. F'li girdikleri zaman bir oyuncuya ya da bana da F'li girdikleri zaman ben ölüyorum yani. Anladın mı? F'li girdikleri zaman ölüyorum yani. Bak buraları bu sette kesemezsin abi. Zor kesi bak kesiyorum ama zorlanıyorum. Misliyorum yani artık. 1.2'ye kadar düştü atam. Ne yapacaksın abi burada? Kapalı şarj çekeceksin ki neler atmış bak. Bak bunların adetleri düşürülebilir. 200'de 50 olabilir. Bak bunu yorum bak. Yaz abi bak. Kırık lapislerle alakalı yorumlarını yap. Problem yok. Bak bu sistemleri biz piyasaya getirdik yani. Yaz abi. Bununla alakalı yorum yapabilirsin. Problem yok. Abi de ki 10 tane olsun de. Düşün. Ben, o 10'a bile düşer ya. Yaparız abi belki problem yok ama aklı fikre uyacak şeyler söyleyin kurban olayım ya. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben bu kastıklarımın hepsini görmüş olduğunuz üzere depoma koyacağım. Şu şekilde tamam mı? Bunları da zaten hafta sonu etkinlikte yani yarın cumartesi günü etkinlikte dağıtacağım. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar siz de görün. Böyle dağıtacağım. Oyuncularımız gelirler alırlar kullanırlar Yani burada dağıtıyoruz ufak tefek şeyler atıyor ben yani Çok büyük şeyler dağıtmıyorum açıkçası Buyurun abi bunları da atarım size Hatta bu seti de atarım yere Aynen abi al bu seti de Al abi bu seti de tamam mı gel Hazır dizili set parçası atacağım İsteyen alır isteyen almaz Hatta benim o dizdiğim avcıyı da Atacağım buraya hatta gelin onu da Videoda yapalım hep beraber şöyle atıyorum. Bunların hepsini hafta sonu atacağım anasını satayım. Bir benim kahin setip atmam yere. Onu hayatta atmam zaten. Onu da atarsam sonucun iyice cıvık çıkar da. Bir karakter seçimine dönelim. O okçumuzun setini de atalım. Hafta sonuna hazırlansın her şey arkadaşlar. Cumartesi akşamı inşallah Allah izin verirse güzel bir etkinlik sizi bekliyor olacak. Şu reçgolün setini alacağım ben. Bu çarları da zaten sileceğim. Ee, mage'i gösterdim hatta mage'in dizilini de göstermiş gibi olduk aslında nasıl lapis bazılır, farm için gerçi onun için ayrı bir video yaparım şimdi gerek yok açıkçası şimdi millet der ki ne alakası vardı falan filan da ee, şunları da arkadaşlar çıkarayım görün yani bunların hepsini hafta sonu vereceğim yeni oyuncular gelsinler ya bunların da illaki şey olur bu setlerinde bir yardım olur lapis basmakla uğraşmasılar belki ilk başta. Bunların da bir desteği olur en azından. Bunları da paylaşmış oluruz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bir sonraki Şahya Blood videomuzda efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.